Galatasaray'da haftanın kapanışını bugün Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Tabii önemli eksiklikler yine var son haftalarda olduğu gibi. Abdülkerim, Ziyech, Bakambu, Oliveira zaten uzun süredir yok. Bu isimler Galatasaray'da bugün de olmayacak ama Galatasaray son haftalarda moralli tabii ve bugün de kazanırsa yine Fenerbahçe yakalamış olacak. Gürcan abi, nasıl bir maç bekliyorsun? Gaziantep Futbol Kulübü de son haftalarda kazanan bir görüntüde değil. Son 5 maçlarından galibiyet çıkaramadılar. Galatasaray yine baskın bir oyun oynayacak gibi görünen tablo karşımızda. Tabii tabii, yani tek kaleye yakın maç seyredeceğiz. Zaten Sumudika da onu istiyor bence. İstanbulspor maçı Galatasaray'ın 5-3-2 oynadı rakip. Sıkıntı çekti. 5-4-1 oynuyor Sumudika. Gene sıkıntı çekecektir. Yani açılış golü Galatasaray'dan gelirse, ne kadar erken gelirse maç o kadar rahat olur Galatasaray'a. Ne kadar uzarsa bu süreç, bu dakikalar problem olur. Çünkü neyi tartıştık? İsmail Hoca da söyledi işte 26 günde ya da 25 günde 6 maç oynadık dedi. Yani Galatasaray da 6. maça çıkıyor şu anda. Ve Galatasaray'ın da çok rotasyon yapma şansı olmadı. Yani oyuncularımı dinlendireyim şansı olmadı. Bugün İstanbul'da karla karışık yağmur var. Sağa ağır olacak. Hava soğuk. Ne bileyim, hava soğuk. Rakip için de aynı şey geçerli. O nedenle kolay bir maç değil. Ama kendi stadında o seyirciyle Galatasaray bir türlü oyunu kendi lehine çevirmeyi başarıyor yani. Yani Kartal abi, ben de çok dominant bir oyun bekliyorum açıkçası. Bir de Gaziantep Futbol Kulübü yani savunma yaparken biraz zorlanan takımlardan. Çok hani kapanıp da puan alabilen takımlardan değil. Daha çok yani hücumu düşündüğünde puan alabilen takımlardan. Yani 0-0'a çok maç kitlemeyi başaran bir takım profili yok şu ana kadar ligde. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Tabii Saşa Boya da artık olmayacak. Kaan muhtemelen sağ bekte başlayacak. Barış solda. Aslında kanat beklerinden savunmada uzun süredir yoksun Galatasaray. Bugün de öyle olacak. Yani yoksun ama ben kadro olarak Galatasaray'ın Gaziantep'e karşı çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yani içeride oynuyorlar. Hakikaten sezon başından beri müthiş bir taraftar arkasında 12. adam itici güç oluyor Galatasaray seyircisi. Kadronuz ne kadar eksik olsa da. Gaziantep, evet, Sumudika'nın oyun anlayışı, savunmayı kalabalık tutmak. Ama son haftalarda etkisiz bir Antep var. Yani Sumudika ilk Türkiye'ye geldiğindeki performansı yok. Yani tartışılır bir performans. Kendisi de sahada bir şeyler veremeyince sinirlenen bir teknik adam. Ummadık açıklamalar yapıyor. Sahada inanılmaz böyle tepki çeken, taraftarı kışkırtan hareketlerde bulunuyor. Bugün de aynılar yaşanabilir. Aynısı yaşanabilir. O oldukça daha çok gerilim olacaktır. Yani bence Sumudika bunu seviyor. Bu gerilimi yaratarak kendi lehine çevirmeyi seviyor. Özellikle büyük maçlarda, büyük takımlara karşı oynarken. Bunu yaşatabilir ama güç olarak baktığınız zaman Gaziantep'in, bilmiyorum yani, Galatasaray'dan puan alması, puan veya puanlar alması bence mucize olur. Ama tabii ki haftalar geçtikçe neyin ne olacağı belli olmuyor. Ummadık taş baş yarar ya. Galatasaray zaman zaman bu takımlara karşı bu sezon çok zorlanıyor. Yani İstanbulspor'a dahi zorlandı. O yüzden belki de çok kolay geçmeyecektir Gürcan abinin dediği gibi. Yani çok çok böyle inanılmaz bir rahatlık olmayacaktır. Evet, erken bulursa, farkı da açarsa o zaman işi rolantiye alabilir. Şimdi... Ama ben yine de Galatasaray'ın, hele hele dün Fenerbahçe'nin kazandığını gördükten sonra, herhangi bir puan kaybına, telafisi olmayan bir duruma mal vereceğini düşünmüyorum. Kazanacaktır Galatasaray. Biraz şaşırtan. Öyle ya da böyle, ama şunu söyleyebilirim. Galatasaray eski oyununu oynamıyor. Onu dile getirebiliriz. Yani bir Fenerbahçe gibi değil. Galatasaray daha çok ısırırdı, özellikle içeride. Kenarlardan iyi gelirdi, ortadan falan bir aksiyon yaratırdı rakibe karşı. Ama öyle bir Galatasaray yok, onu söyleyebiliriz. Kazansa da kaybetse de yok. Gürcan abi, şaşırtan nokta şu oldu biraz İstanbulspor maçında. Abdülkerim o maçta da yoktu.
ve hani kimse Abdülkerim'in çok konuşulacağını düşünmüyordu. Çünkü hani İstanbulspor, Galatasaray rahat geçebilir gibi bir düşünce vardı herkeste. Ama Sanchez Nelson ikilisi o maçta İstanbulspor karşısında çok tatmin edici bir performans ortaya koymadı. Abdülkerim bugün de yok. Bugünkü eksikliği sence hissedilir mi peki? Yani önemli bir sol stoper. Sadece savunma olarak değil. Mesela defansın sırtına... Muhtemelen 11 varsa onu da ekrana verebiliriz arkadaşlar. Defansın sırtına attığı toplar da var. Bir oynama alışkanlığı var. Takım arkadaşları ne yapacağını biliyor ya da o onların ne yapacağını biliyor. Sanchez oynadı, sonra Nelson oynadı. Değişerek oynadılar sol stoperi. Şu anda muhtemelen 11'de ekranda. İkisi de sol stoper değil. Orada da bir yer yadırgaması sıkıntısı olabilir ama önemli oyuncular sonuçta. Hem Nelson hem Sanchez. Kaan burada solda, Barış sağda gösterilmiş ama ters de olsa herhalde kimsenin itirazı olmaz. Torreira, Kerem Demirbay yine savunmanın önünde. Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi. Ya şey, hücumda Galatasaray. Ömer, yani bu tip rakiplere karşı oynuyorsan bekler çok önemli. Yani adam kapatıyor 8 oyuncuyla, 7 oyuncuyla merkezi kapatıyor. Mecbursun oyunu genişletmek için çizgileri kullanmaya. O noktada mesela Sacha Boey niye önemli oyuncuydu? Deliyordu. Aralara çok zorluyordu. Bindirmeler yapıyordu. Defansın dengesini bozuyordu. Artist çok süratli bir oyuncuydu. Kademe duygusu da gelişmişti. Yani birdenbire atağı sonlandırıyordu rakip atağını. O süratli oyuncu şeyle. Şimdi Barış da süratli bir oyuncu ama Barış bek refleksi yok. Yani pozisyon alması, alan doldurması. Bence gayet de iyi idare etti şu ana kadar. Tabii. Evet. Ama işte foul yapmaya açık, penaltı yapmaya açık. Yani öbür taraftan da bir şey de diyemezsin ya. O oyuncunun şey yok. Defans. Aslında geçen onu konuştuk Levent abiyle. Levent Tüzemen'in de olduğu programda. Barış'ın Caner Erkin gibi. Ferdi Kadıoğlu gibi. Osayi Samuel gibi. Gökhan Gönül gibi. İlker Yağcıoğlu gibi. Artık defans oyuncusu olmayı düşünmesi lazım. Yani kendini oraya verilmesi lazım. İşte oyuncu bunu istiyor mu acaba? %90 istemezler. Çünkü forvetsen hem daha çok para kazanırsın hem daha çok göz önündesindir. Ama Barış genç bir oyuncu. Ve hayalinde daha üst düzeylikler varsa onu ön taraf oyuncusu olarak almazlar. Ferdi'yi de Osayi'yi de almayacaklar gibi. Ama süratli bir savunma oyuncusu olarak kendini geliştirirse evet, her türlü kaleye yüz dönük oynuyorsun o zaman. Önün boş oluyor. Tabii. Yani rakibin o kadar dikkatini sırtı dönük almıyorsun. Dolayısıyla ofansif olarak da daha etkili, daha görünür hale geliyorsun. Onu bence düşünmesi lazım. Yeni pozisyon. Yeni mevki olarak. Yani idare eden oyuncu değil de artık o bölgenin oyuncusu olmayı düşünmesi lazım. Yani düşünmezse de bir şey diyemezsin yani orada oynamaya devam etsin. Şimdi hani Avrupa Şampiyonası yaklaştığı için birçok oyuncu da tercihini o noktada kullandığı için yani Çağlar'ın da ülkemize dönmesi gibi. Şimdi Barış da şöyle bakıyor olabilir biraz Gürcan abi. Ya mesela sol bekte oynatıyor ya onu Okan Hoca. Yani Avrupa Şampiyonası'nda Ferdi oynayacak solda. Hani baktığımızda ya da işte sağ bekte şu anda başka alternatifler var gibi görünüyor milli takımda. O yüzden Barış da bence en azından şimdilik ön oyuncusu olarak kalmak isteyecektir. Montella da onu çünkü mesela Hırvatistan maçında işte en uç noktada kullandı yani. Ya oyuncunun şu an için böyle bir değişim isteyeceğini ben düşünmüyorum. Bu benim bakış açım tabii ki. Vallahi ön tarafta da Kerem, Cengiz, İrfan Can. Yani onlarla o rekabete çok girecek. Var. Kenan Yıldız çok var. Yani tabii bu oyuncunun seçimi. Benim onu tavsiyem o. Yani Premier Lig'e forvet oyuncusu olarak gitmez. Ama iyi bir sağ bek, iyi bir sol bek olarak gidebilir. Gitmesi zor. Bu, tabii bu hızıyla, bu hızıyla, bu kalitesiyle gidebilir. Yani orada ama şöyle bir nokta da var. Galatasaray hem sol bek hem sağ bek takviyesi yapacak gibi. Yani ben de Okan Hoca'nın sezon sonuna kadar
Barış'ı savunmada değerlendireceğini düşünmüyorum. Hayır, zaten bunlar geçici önlemler. Okan Hoca da biliyor Barış'ın sol bek sağ bek olmadığını. Tabii. Ya da Zaha'nın santrafor olmadığını. Trabzon maçında santraforunu oynatmak zorundaydı. Başka öncüsü yoktu ki o bölgede. Oynatabileceği elinde. İşte Bakan bu yok. Halil'in hali meydanda. Icardi gelmemiş ya da hazır değil. Üç gol attı, birdenbire Zaha'yı santrafor zannetti insanlar. Al İstanbulspor maçında kaleyi göremedi neredeyse. Yani başka bir şey o mevkinin oyuncusu olmak. Kesin. Icardi dedin Gürcan abi. Kartal abi nasıl buldun Icardi'nin dönüşünü? Vallahi beklenenden bence iyi döndü. Yani kendi ülkesine gitti. Orada da çok eleştirildi. Tatile mi gittin şeklinde. Ama belli ki çalışmış. Ya Icardi çok enteresan bir oyuncu. Hazır da olsa olmasa da hakikaten o aidiyet duygusunu yaşatıyor. Yani girdi, golünü attı. Pozisyona girdi. Yani bunu hepsi veremiyor işte. Yani bence çok eleştiri alıyor ama bence çok iyi bir profesyonel. Yani ben de eleştirdim ilk başlarda. Ama bize takıma olan duygusunu hissettiriyor. Kardeşim, herkes onu yapamıyor işte. Savunu o kadar yükseğe çıkardı ki biraz ondan kaynaklanan eleştiriler. Yani birkaç hafta gol bulamasa bile aynı Edin Dzeko gibi bir durum olduğunu düşünüyorum ben de. Golcülerin i̇şte, zaten hemen niye atamıyor, var. Ne oldu? Eskisi ama gibi değil öyle, bir noktasına geliyor taraf. Golcülerin büyük sıkıntı o. İstediğiniz kadar isim olun. İki maç boş geç atama başlıyor problem ama Icardi'de sanki o yokmuş gibi. Yani ne kadar eleştirilse de çıkıyor. Bir şeyler yapıyor yani. Ya o sağ yüzden, dışına çok takılan bir profil değil, değil zaten. Yani Icardi'yi o yüzden çok şey yapmamak lazım. Yıpratmamak lazım. Yani işte ne diyoruz mesela Beşiktaş'ta o lider oyuncu yok. Onun eksikliği var ve sahada mücadele edecek, ruhu koyacak oyuncu yok diyoruz Beşiktaş'ın geneli için. İşte Necip bir iki kişi dışında. Ama Galatasaray'da özellikle işte Icardi öyle değil. Hazır da olmasa gidiyor bir şeyler yapıyor. Yani pozisyon yaratıyor, penaltı yaptırıyor, atıyor, giriyor, araya giriyor, çıkıyor. Fener'de şey öyle, Dzeko öyle. Yani bu tür oyuncuların bence kıymeti bilinmeli. Mesela Icardi bir isim. Takımda en çok kazanan. İstese sakatım der, oynamaz. Ya da hazır değilim der. Hazır değilim dese ne yapacak şimdi Okan Buruk? Ya illaki oynayacağım mı? Yapamazsın yani. Ama adam iğneyle de işte çıkan haberlere bak. İğneyle de oynadı. Yani en olmadık maçta bile oynadı. Ya Kasımpaşa, içeride Kasımpaşa ile oynuyorsun. Hazır değilsin yani, ağrın var. İstesen oynamazsın. Doktorlar da büyük ihtimalle oynama diyordur ama adam oynuyor. Yani bu işte takıma olan bağlılığı demek ki bence Galatasaray'ı çok seviyor. Yani Galatasaray'la inanılmaz bir dokusu uyuştu. Peki şimdi... Ama şey de var. Mesela Galatasaray bütün sistemi ona kurdu. Tabii o da var. Yani sistem onun üzerinde tabii. Doğru. O da var. Yani oyuncu da bunun farkında. Senin dediğin gibi fedakar da bir oyuncu. Yani bu tip bir oyuncunun kaç maç iğneyle oynaması falan kolay değil yani. Değil. Baktığın zaman profesyonel bir durum da değil yani. Kaçar gider ya, oynamaz yani. Artı yetenek olarak çok çok acayip bir tabii onu hiç konuşmaya gerek yok. Yani anları iyi değerlendiriyor, doğru pozisyon alıyor, çevresinde oyunun içine sokuyor. Kerem'le iyi bir ilişkisi var. Sağ içinde yani birbirlerini besliyorlar. Birbirlerini farklı kılıyorlar. Zaten koşan bir oyuncu değil. Normalde de baktığında. Yani ben... Ama koşmasına gerek yok yani. Ben biraz abartıyorum ama Muslera ile aynıdır hemen hemen. Bak koşu mesafesi. Gürcan abi işte. Cezalı mı topu? Biri 5 kilometre koşuyorsa öteki 8 kilometre koşuyor. Fox in the box yani. Tilki ceza sahasında profilinde. Aynen. Bravo. Attı pas bile. Kutunun içinde buluştuğu zaman golü yapan bir oyuncu. Sen golcü zaten onun için alıyorsun.